2013'te bir kanser geçirmiştim. 200 metrekare üstünde bir evde otururken küçük bir ev almak istedik. Minimalist bir yaşam sürmek istedim. Dolayısıyla Rönesans Rezidansı projeyi çok güzel ballandıra ballandıra anlattılar. Çok beğendik. Tamam dedik, alalım iki tane daire. Birini kiraya veririz, birinde de otururuz dedik. 2013'ten 2022'ye kadar orada oturduk. Yalnız orada taşınmadan önce, zaten taşınma kararımız da buna bağlıydı. Taşınmadan önce havuza giderken yürüdüğüm koridorun, dışarıdaki bahçedeki o koridor gibi yerin çatladığını gördüm. Her geçen gün o çatlak gittikçe büyüdü, gittikçe büyüdü. Birkaç ay sonra artık parmağım girmeye başlayacaktı neredeyse. Yöneticiye dedim ki, bakın korkuyorum, ben anlamam, mühendis değilim. Ama mutlaka dedim, bunda bir şey var. Bence dedim, temel kayıyor dedim. Böyle alay eder gibi güldü. Yok ya Zeki Hanım, abartmayın filan dedi. Dedim yok, var yani, bunda bir şey var. Ben çok üstüne gittim. Günlerce söyledim, telefon ettim, aradım falan. Sonra tamam dedi, hallettim dedi. Nasıl hallettin? İşte mühendisler gelmiş, yapı denetim, şusu, busu. Hatırlamıyorum tam net söylediğini. Teknik bazı şeyler söyledi. Anlamam da zaten. Yani inanmış gibi yaptım. Komşulara da söyledim, herkese söyledim. Sonra baktım herkes duyarsız. Ben dedim en iyisi dedim, daha da küçük bir ev alayım. Oradan taşındım. Evi kiraya verdim eşyalı olarak. Küçük bir eve taşınayım dedim. Bir sene oldu taşınalı ve bu durum başımıza geldi. Sözde bugün öğrendiğim kadarıyla bir arkadaşım aradı beni, oraya yardıma gitmiş. İnşaat teknikeri o arkadaş. İnanılmaz şekilde bir kum çeşidi görmüş. Yani böyle bir kum görmedim ben diyor. Elinde diyor ovalayamıyorsun diyor, kil gibi. Aynı kil gibi diyor. Ondan sonra demirler çok acayip bağlanmış. Yani olmaması gereken gibi. Bir de birileri demiş ki, ben tabii mışlı konuşuyorum, ben görsem de anlamam. Kulon kesilmiş. Eğer o doğruysa zaten bu bir kesinlikle cinayet. Zaten binanın yıkılış şekli de çok tuhaf. Çok deprem gördüm, çok deprem izledim haberlerde filan. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Çok değişik bir yıkılma şekli var. Orada da yaklaşık 800-900 kişi oturuyordu. Ben eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüp Başkanıyım. Hatay Spor'un da kongre üyesiyim. Hatay Spor'un bütün futbolcuları, Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda sadece iki futbolcu varmış. İkisini de kaybettik. Şu anda isimlerini aklımda değil, söyleyemeyeceğim. Bir de handbol takımımızdan Cemal Kütahya, milli sporcu. O, eşi ve kayınvalidesi. Ve benim çok sevgili komşularım. Çok üzgünüm. Annemi kaybettim dün. Akrabalarımın %70'i yok. Evet, yıkıldı, harap oldu ama hiçbir Rönesans gibi değil. Rönesans çok feci bir şey. Şimdi de yangın çıkmış, 3 gündür o yangını söndüremiyorlar. Ben şu anda İstanbul'dayım. Pendik Özel Bölge Hastanesi'ndeyim. Arkadaşım Aslı Elif, tam Uğur Samancı. Bizi buraya getirtirdi. Arabayla, Allah razı olsun. Eşim hasta burada. Büyük bir travma geçirdik. İnşallah atlatırız. Çocuklarım orada yardım ediyorlar enkaz kaldırma çalışmalarına. Cenazeleri çıkartmak için, defnetmek için. Buluşacağız hep birlikte. Kökenim olan Karadeniz'e yerleşmeyi planlıyorum. Küçük bir kasabaya. Yeter bana o. O da şöyle oldu. Bana yazılarımı çok beğendiğini, Yalçın Coşkun, ortaklardan biri. Yaşar Coşkun, Yalçın Coşkun, Berin Coşkun. 3 tane ortak. Antis şirketi. Adı Antis. Ondan sonra yazılarımı çok beğendiğini, bir anı defteri oluşturduğunu ve anı defterinin ilk sayfasını bana ayırdığını söyledi. Ben bayağı bir yazmak istemedim. Yani aklıma hep böyle kötü şeyler geldi. Yani yazacağım da dedim, yarın şöyle olursa böyle olursa diye.
aşırı ısrar etti. Dedim hadi yazayım, bir güzelleme gibi, övgü gibi. Hakikaten de öyleydi, çok güzeldi. Yüzme havuzu, her yer yemyeşil, spor salonu, basketbol sahası, her şey var. Bütün malzemeler lüks. 3-5 satırlık bir güzelleme yazdım. O da işte sosyal medyada kim bulmuşsa viral olmuş. Ben çok utandım açıkçası. Bir sorumluluk duygusuyla itiraf ediyorum diyerek bu size verdiğim demecin bir kısmını oraya aktardım. Katiller mutlaka yargılanmalı. Sakın tutuksuz olarak salıvermesinler. Yani yeter artık. Hakikaten yeter. O cennetten bir köşe benim yazımın içinde vardı. Maalesef. Cehennem oldu. Cennetten bir köşe, cehennem oldu.